Merhaba değerli izleyicilerim. Sizlere daha önce apostil ile alakalı, apostilin ne olduğu ile alakalı bir video hazırlamıştım. O videodan sonra sosyal medya üzerinden aldığım en yaygın 10 soruyla alakalı tekrar bir apostil videosu hazırlıyorum. Apostil ile alakalı en çok merak edilen 10 soruyu bu videoda cevaplamaya çalışacağım. İnşallah faydalı bulursunuz. Hemen ilk soruyla başlayalım. Birinci sorumuz, apostil hangi belgeler için yapılır? Apostil her türlü resmi evrak için yapılır. Özellikle doğum belgesi, evlilik belgesi, evlilik cüzdanı, mahkeme belgeleri, diploma, vekaletname, kimlik gibi aklınıza gelebilecek her türlü resmi evrak için apostil yapılabilir ve yaptırılmalıdır. Yani bu belgeleri yurt dışında kullanacaksanız mutlaka Türkiye'den gitmeden önce apostil yapmanızı tavsiye ederim. İkinci sorumuz, apostil nerede yapılır? Apostil ilçelerde, kaymakamlıklarda, illerde, valilikte yapılır. 3. Apostil ücretli mi? Apostil ücretli değil. Apostil için hangi kaymakamlığa ya da hangi valiliğe giderseniz gidin apostili ücretsiz bir şekilde yaptırabilirsiniz. 4. sorumuz, apostilin geçerlilik süresi var mı? Yaptıracağınız apostilin herhangi bir geçerlilik süresi yok. Belge geçerli olduğu sürece apostil de geçerlidir. Yani şöyle düşünün. Mesela bir evlilik cüzdanı apostil yaptıracağınız zaman evlilik cüzdanının geçerlilik süresi yok. Yani evlilik devam ettiği sürece o belgenin de geçerlilik süresi devam eder. Haliyle yaptıracağınız apostilin geçerlilik süresi de aynı şekilde devam eder. Ama mesela bir adli sicil kaydı alsanız veya herhangi bir geçerlilik süresi 3 aylık, 6 aylık olan nüfus kayıt belgesi, adres belgesi gibi belgeler alsanız onlar belge geçerlilik süresini yitireceği için apostilin de geçerlilik süresinin olup olmaması bir şey ifade etmez. Yani apostilin geçerlilik süresi belge ile alakalı. Yani belgenin geçerlilik tarihi ne kadar uzunsa apostilin de geçerlilik tarihi o kadar uzun. Yabancı dile tercüme edilecek belge nasıl apostil yapılmalıdır? Sırası ne olmalıdır? Yabancı dile tercüme edilecek belge şu şekilde apostil yapılır. Önce belgeyi alırsınız. Mesela diyelim ki nüfus kayıt örneğini tercüme ettirip apostil yapacaksınız. Önce nüfus kayıt örneğini alırsınız. Daha sonra yeminli tercüme bürosuna gidip hangi ülkede kullanacaksanız, mesela Almanya'da kullanacaksanız Almanca'ya, Fransa'da kullanacaksanız Fransızca'ya ya da İngilizce geçerliliği olan bir ülkede kullanacaksanız İngilizce'ye tercüme ettirip daha sonra noter onayı yaptırıyorsunuz. Noter onayından sonra tekrar kaymakamla veya valiliğe gidip apostil yaptırıyorsunuz. Bazı kişilerin bu sıra konusunda kafası biraz karışık, şöyle yaptırabiliyorlar. Belgeyi hemen kaymakamlıktan alıyorlar. Nüfus kayıt örneğini kaymakamlıktan alıyorlar. Gelmişken apostilini de yaptırayım diyorlar. Daha sonra yeminli tercüme bürosuna gidip belgeyi tercüme ettirip noter yaptırıyorlar. Aslında bu doğru değil. Bu sırayı bu şekilde yapmamak lazım. Çünkü böyle yaparsanız belgenin apostili oluyor ama tercümenin apostili olmuyor. Ama diğer türlü yaparsanız tüm belgenin, tercümenin, her şeyin apostili varmış gibi karşı taraf algılıyor. Yani öncelikle belgeyi alın. Yeminli tercüme bürosuna gidip tercümesini ettirin, noter onayını yaptırın. Daha sonra tekrar kaymakamlığa veya valiliğe gidip apostilini yaptırın. Olması gereken sıra bu şekilde. Diğer türlü yaptırsanız ne olur? Açıkçası çok sorun olacağını zannetmiyorum ama yine de en güzeli, en doğru şekilde yaptırmak. 6. sorumuz, yurt dışından gelen belgeyi nasıl apostil yaptırabilirim? Veya Türkiye'den alınan bir belge yurt dışına gittiği zaman yurt dışında apostil yaptırılabilir mi? Şunu söyleyeyim. Apostil belge hangi ülkede, nerede alındıysa orada yapılır. Yani apostili gerek Türkiye'nin olsun, gerek diğer ülkelerin olsun büyükelçilikleri veya konsoloslukları apostil yapmaz. O belgenin değişik onaylarını yaparlar, o ayrı. Ama apostil sadece verilen ülkede yapılır. Yani Türkiye'den aldığınız bir belgeyi örnek veriyorum, gidip New York'ta apostil yaptıramazsınız konsoloslukta. Sadece Türkiye'de apostil yaptırabilirsiniz. Aynı şekilde yurt dışından gelen belgelerde de öyle. Yani gelip o belgeyi Türkiye'de o ülkenin konsolosluğu, büyükelçiliği olsa bile oralarda yaptıramazsınız. Apostil sadece yerel yönetimlerce, valiliklerce, kaymakamlıklarca yapılır. Buna dikkat edelim. Bununla bağlantılı olarak 7. soru şu. Apostil yapılmazsa ne olur? Apostil yapılmazsa ne olur? Şöyle söyleyeyim. Gittiğiniz ülkedeki belgeyi vereceğiniz kurum sizden apostil ister ve apostilli olmazsa belki bu durumda apostiliniz olmadığı için sizi konsolosluklara veya büyükelçiliklere yönlendirir. Yani büyükelçiliğin ya da konsolosluğun o belgenin doğruluğunu onaylaması gerekiyor. Ancak sistem şu şekilde çalışıyor. Büyükelçilik belgenin içeriğinin doğruluğunu hiçbir zaman onaylamaz. Büyükelçilik ya da konsolosluk sadece eğer o belgede gitmeden önce ülkenizde Dışişleri Bakanlığı onay yaptırdıysanız
Büyükelçilik ve konsolosluk evet bu belgedeki mühür ve imza Dışişleri Bakanlığı'na ait diye onaylar. O onay da yeterli olur ama siz o onayı da yaptırmadığınız için yani muhtemelen yaptırmayacağınız için gerçekten epey sıkıntıya düşebilirsiniz. Yani bunların en kolay, en basit çözümü kesinlikle gitmeden önce ülkenizde yerel yönetimlerde apostilini yaptırmak. Apostili ülkeler ya da kurumlar neden talep eder? Çünkü kendi sistemlerinden sizin yurt dışından getirdiğiniz belgeyi teyit edemedikleri için belgenin asıl belge olup olmadığını ya da belgenin sahte olup olmadığını sistemden anlayamadıkları için böyle bir yol izlenmiş. Apostil de resmi evrakların uluslararası geçerliliğini sağlamak için yapılan onay zaten. Apostil tanım da bu şekilde yapılabilir aslında. Bazı kurumlar mesela üniversiteler transkriptlerin apostilini istemeyebilir. Direkt tercümesini yapsanız da yeterli olabilir diyebilir. Ama bu kurumdan kuruma göre değişir. Zaten tercümesini yaptıracaksanız gidin kaymakamlıkta veya valilikte apostilini de yaptırın. Çünkü apostil yaptırmak ücretsiz. Yani tercüme için, noter için ciddi bir ücret ödersiniz. Ama apostil için ücret ödemiyorsunuz. Haliyle ücret ödemeyeceğiniz bir şeyi neden yaptırmıyorsunuz? Kesinlikle yaptırın. Ve bu vakit alan bir şey değil. Sadece belgenize bir apostil kaşesi basıyorlar ve imza atıyorlar. Bu kadar. Gelen ilginç sorulardan bir tanesi. 9. sorumuz. 2 tane sorumuz kaldı. Apostil denklik midir? Apostil denklik değildir. Apostil ile denklik çok farklı şeyler. Yani denklik şu. Bir ülkede üniversiteyi bitirirsiniz. Diyelim ki Almanya'da bir üniversitede mezun oldunuz. Mezun olduktan sonra gidersiniz belgenizi apostil yaptırırsınız. Bu şu anlama geliyor. Türkiye'ye geldiğinizde benim bu belgem sahte değildir. Gerçek bir belgedir. Asıl nüshadır. Yani bunun denklikle alakası yok. Denklik olup olmadığına karar verecek kurum ülkeye göre değişir. Mesela ülkemizde Yükseköğretim Kurumu üniversitelerin denkliklerini veriyor. Haliyle apostilin denklikle alakası yok ama denklik sürecinde işinize yarayacak belgelerinizin geçerliliğini, belgelerinizin sağlamlığını artıracak bir şey diyebiliriz. Fakat apostil yaptırmanız demek denklik aldığınız anlamına gelmez. İkisi bambaşka, çok farklı şeyler. Son sorumuz, bir izleyicim şöyle ilginç bir soru sormuş. Kanada'da yapılan apostil Amerika'daki yapılan kadar geçerli değilmiş. O yüzden Kanada'daki insanlar Amerika'ya apostil yaptırmaya gidiyorlarmış. Bu bilgi doğru mu yanlış mı sorusuna şöyle cevap vereyim. Birincisi apostili hangi ülkede, nerede, hangi ilçede yaptırırsanız yaptırın tüm dünyadaki geçerliliği aynıdır. Hiçbir apostil diğerinden üstün değildir. Bunu bir bilelim. İkincisi Kanada'da zaten apostil yaptıramazsınız çünkü Kanada apostil sözleşmesine taraf olmadı. Bugün dünyada apostil sözleşmesine taraf olan 113 tane ülke var. Kanada bu ülkelerden bir tanesi değil. Haliyle Kanada'da zaten apostil yaptırmanız mümkün değil. Ayrıca Kanada'dan alınan bir belgeyi Amerika'da da apostil yaptıramazsınız. Çünkü her belge kendi ülkesi tarafından apostil yaptırılır. Yerel yönetimi tarafından apostil yaptırılır. Öyle bir şey mümkün değil. Ancak Amerika'dan alınan belge Amerika'da apostil yaptırılabilir. Bu durumda ne yapmanız gerekiyor? Diyelim ki siz Kanada'dasınız. Türkiye'ye geleceksiniz. Kanada'daki bir üniversiteden mezun oldunuz. Belgelerinizi apostil yaptıramıyorsunuz. Ne yapmalısınız? Bu durumda şöyle bir yol izleyebilirsiniz. Aldığınız belgeyi Kanada Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylatırsınız. Daha sonra Türkiye'ye geldiğinizde de Kanada Konsolosu ya da Kanada Büyükelçiliği'nde tekrar bir onay yaptırırsınız. O da apostil yerine geçiyor. Bakın apostil olmazsa herkesin izlemesi gereken yol bu aslında. Ama apostil olduğu için gerçekten insanlar büyük bir sıkıntıdan kurtulmuş oluyorlar aslında. Başka bir izlenecek yol da şu olabilir az önceki örnekle alakalı. Kanada'da belgeyi aldıktan sonra Türk Konsolosluğunda veya Türk Büyükelçiliğinde noter onaylı tercümesini yaptırabilirsiniz. Büyükelçiliklerde de yapılıyor bu tercüme. Bu tercümelerle de direkt Türkiye'ye geldiğinizde YÖK'e denklik başvurusunda bulunabilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği veya Konsolosluğunun mührü olmazsa yaptığınız belgelerde oradaki herhangi bir yerel tercüme bürosu tarafından yapıp noter yaptırırsanız Türkiye'ye geldiğinizde o belge geçerli olmaz. Türkiye'de tekrar tercümesini ve noter onayını yaptırmak zorunda kalırsınız. Kısacası aldığınız belgeyi hiç tercüme yaptırmadan Türkiye'ye gelin ama Dışişleri Bakanlığı'ndan onayını yaptırıp da gelin. Türkiye'de tercümesini ve noter onayını yaptırın veya Kanada'daki Türkiye Büyükelçiliği veya Türkiye Konsolosluğu tarafından tercümesini ve onayını yaptırıp da gelin. Sizin için tavsiye edeceğim bu. Yani bu sadece diploma transkript için değil, diğer her türlü belge için de geçerli. Eğer o ülke apostil sözleşmesine tarafsa direkt apostilini yaptırın. Videomu sonlandırırken şunu söyleyeyim.
apostil neden önemli? Apostil şundan önemli. Eğer apostil yaptırmazsanız yine gittiğiniz ülkede bir şekilde işinizi halledebilirsiniz. Ama nasıl halledersiniz? Apostil yaptırarak ücretsiz bir şekilde yapacağınız işleri o ülkeye gittiğiniz zaman belki yüzlerce, belki 1000 dolara yakın bir masraf yaparak halledebilirsiniz. Bu nedenle apostil sizi gerçekten büyük bir dertten kurtarıyor diyebilirim. Evet değerli izleyicilerim, bu videom da bu kadardı. Umarım hoş vakit geçirmişsinizdir. Abone olursanız memnun olurum. Hepinize iyi günler, hoşça kalın diye videolarda görüşmek üzere.